Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğumuz bu güzel ceketimizi çalışacağız. Ceketimizi iki renkten çalıştık. Bir benekli ipimiz ve düz renkli ipimiz. yakamızdan başlayarak kollarımızın kenarlarından artışlarımızı yaptık. Robamız yeterli olana kadar artışlarımıza devam ettik. Dört taraftan hep iki arkadan, iki önümüzden. Artışlarımız yeterli oldu. Robamız istediğimiz büyüklüğe gelince gövde kısmını örmeye başladık. Gövde kısmında kabartmalı modelimizi uyguladık. Şöyle bakalım. Bakınız kabartmalı modelimizi sırası ile koyduk ve dönüşlerimizi yaptık. Daha sonrasında kollarımızı aynı şekilde yuvarlak çizerek ördük. Kollarımızı da tamamladıktan sonra ceketimizin yakası Önlerinin lastiği ve belinin lastiğini de ördükten sonra kullanılmaya hazır hale geldi. Evet şimdi ölçüsüne bakalım. Kolumun altından ölçüyorum. 30 santim kolumuzun altından boyumuza bakalım. Boyu en üst kısımdan en alt kısma kadar 39 santimde uzunluğu. Evet, ölçülerimize baktıktan sonra hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Ceketimize örmek için iki tane renk kullanmak istiyorum. Rengimizin birisi düz bir renk, diğerisi ise benekli diye tabir ettiğimiz ebroli bir ip. Ebruli ipim 100 gram ve 300 metre kartopunun ebruli ipi. Renk numarası H 2259 numaralı ipim. %100 de akrelik bir ip. Diğer ipim ise daha önce aldığım, evde bulunan bir ipim. Her ikisini birlikte karıştırarak örmek istedim. Bu tek rengi roba kısmında örmek istiyorum ve kol manşetleri ceketimizin alt kısmı ve ceketimizin ön kısmında da kullanacağımız rengimiz olacak bu rengimiz. Ve hemen örmeye başlayalım. Ceketimizi örmek için zincirimizi çekmeye başlayalım. İlk önce bir tane düğüm atıyorum bu düğümü zincirimizden saymıyoruz ve bundan itibaren saymaya başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tam 10 tane zincirimi çektim 10 tane zincirim ceketimin önü için olacak bölüm 10. sarı ayracımı taktım ve şimdi başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 tane zincirimi çekiyorum. 25. zincirime pembe ayracımı takıyorum. Burasını da kolum için ördüm. 10 tane zincirim önüm için 25 tane zincirim kolum için. Şimdi tekrar 25 zincir arka için çekmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24 ve 25, 25 zincirimi arkamız için çektik ve takıyorum ayracımı. Evet arkamızı da ördükten sonra 25 tane daha zincir tıpkı e, bu koluma ördüğüm gibi kırmızıdan sonraki bölümü de kolumuz için 25 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. 25 zincirimi çektim ve ayrıcımı takıyorum. Son olarak yine zincirimi çekmeye devam ediyorum. 1, 2, 3. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Bakınız burada 15 tane zincir çektim. Şimdi şöyle koymak istiyorum. İlk önce bir uzunluğunu ölçelim. Evet şöyle 1 santimin üzerine koyuyorum birinci zincirimden itibaren ve yerleştiriyorum zincirlerimi. Herhangi bir yanıltma olmasın diye bakınız. Şöyle kaldırdığım zaman 42 santim ceketimizin ilk zincirinin oluşturduğumuz bölüm. Şimdi dikkatinizi çekmiştir. Ee, bakınız, şöyle koyduğumuz zaman şöyle 10 tane önümüze başladım 25 kolumuz 25 arkamız 25 tekrar kolumuz ve 15 önümüzü ördük burada bir tane önümüzün 10 bir tane önümüzün 15 olmasının sebebi biz bu ayrıcı koyduğum yerlerde beşer trabzan beşer trabzan olarak artış yerinde trabzanlar kullanacağız. Onun için eğer burada da 15 tane başlasam fazla olacak. Aslında bizim e, önümüz için kullanacağımız trabzan 10 tane yeterli. 10 tane de bu ön için yeterli. 5 tanesini artışıma kullanacağım. Kollarım için de aynı şekilde 20 trabzanlarını öreceğim. 5 trabzanı artışlarda kullanacağım. Onun için buradan ilk başlangıç yerimde 5 tane artışımı kullanacağım zinciri ve örüyorum burada 5 tane ikinci artışımız ve üçüncü ve dördüncü buraya da gerek olmuyor o yüzden burada 15'i bilinçli bir şekilde çektik 15 zincirimizi herhangi bir yanılma söz konusu değil onun için hemen trabzanlarımı üzerine yerleştirmeye başlayalım zincirimizi şimdi aldım ve trabzanlarımı örmeye başlıyorum 2 tane daha zincirimi ilave ediyorum elimi şu şekilde tutuyorum bakınız 1 2 elimi tuttuktan sonra iki tane zincir ilave ettim elimi bir tane çekiyorum 3 bir tane çekiyorum 4 tığımın başını doluyorum dördüncü zincirin içerisine gelerek trabzanımı örüyorum ve bundan sonra birer birer trabzanlarımı örmeye devam ediyorum 5 atlamadan 10 olana kadar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve bir tane daha trabzanımı ilave ediyorum. Toplamda 10 tane trabzan ördüm. Bakınız, 5 tane trabzanımız burada kaldı. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 trabzanımızı şimdi artışımızı yapmak için kullanalım. 5 zincirimizi. Evet tığımın başını doluyorum 10 tane trabzanımdan sonra bir zincir atlıyorum 2 zincirim atlıyorum 3. zincirime gelerek batıyorum ve bir tane trabzanım örüyorum burası omuzlarımızın ayrım yerleri ve artış yerlerimiz olarak kullanacağımız bölümlerimiz aynı yere iki tane trabzanım örüyorum 10 tane trabzanım ördüm 2 zincir atladım 3. zincirin içerisine 2 trabzanım ördüm 1 ve 2 tane daha zincirimi çekiyorum aynı yere 2 tane daha trabzanımı örüyorum 1 ve 2 2 tane trabzanımı da ördüm tığımın başını doluyorum 2 tane zincirim kalıyor bakınız 5 tane ayırmıştık 15 çekmiştik 10 tane trabzan 5 tane zincirimiz kalmıştı 3'ünü kullandık 2 tane zincirimizi atlıyoruz kolumuz için olan bölümü örmeye başlıyoruz ve 1 diye başlıyorum 2 tane zincirimizi atladık kolumuza da 20 tane trabzanımızı örüyoruz diğer 5 tane olan zincirimizde ise aynen burada yapmış olduğumuz artış ve omuz ayrım yerini örmek için o zincirlerimizi kullanıyoruz. Şimdi devam edelim. Birer birer 20 tane trabzan olana kadar ilerliyorum. Farklı bir işlem yapmıyorum. İpim aslında diğer sarımlardan da fakat kullandığım için daha değerli toplu durması için yuvarlak olarak sarmıştım. Tabii aynı e, olması gerekmemekte. Dilediğiniz renklerle kombin edebilirsiniz. Devam ediyorum. 20 trabzan olana kadar örelim. Kolumuz için ayırmış olduğumuz, şu ördüğümüz trabzandan sonrası trabzanlarımızı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. 20 tane trabzanımızı ördüm. 20 trabzanımızı tamamladıktan sonra bakınız geriye 5 tane zincirimiz kaldı. Şimdi tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum. 3. zincirimin içerisine 1 tane trabzanım örüyorum. Tekrar bir trabzan daha örüyorum. 2 trabzan. Hemen 1 ve 2 zincir ilavesiyle aynı yere 2 trabzan örmek için tekrar giriyorum. 1 ve 2. Geriye 2 tane zincirim kalıyor. O 2 zincirimi de atlıyorum. Kırmızım ve arkamız için tığımın başını doluyorum. 2 tane atladım bakın ve arkamızı örmeye başlıyorum. Arkamız için tıpkı kolumuzda ördüğümüz gibi 20 tane trabzanımızı örelim. Geriye 5 tane trabzan kaldığında tekrar görüşerek 5 trabzanlıklı artış bölümünü birlikte yapalım. Şimdi zincirlerimizin üzerinden birer birer trabzanımızı örerek ilerleyelim. Hiç atlamıyoruz. Sadece 5 tane kalana kadar arkamızı da örüyoruz. Arkamız için yine 20 tane trabzanımızı ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ve geriye kalan 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımızı toplamda bakınız. 5 trab, 5 zincirimizi. Şimdi örmeye başlıyoruz. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum. 3. zincirimin içerisine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum tekrar başını doluyorum ikinci trabzanımı batıyorum bir iki tane zincirimi çekerek aynı yere 2 tane daha trabzanımı örüyorum ve ceketimin arkası için olan 20 tane trabzanımı örüyorum kol ayrım yerleri için ise trabzanlarımı ayarlıyorum tekrar tığımın başını doluyorum 1 ve 2 atlıyorum. 3. pembenin olduğu yere gelerek batıyorum. Bakınız 1 2 atladım. Pembenin takılı olduğu yerden örmeye başlıyorum. Kolumuz için 20 tane trabzanımızı örelim. Sırası ile tıpkı diğerlerinde yaptığımız gibi birer birer zincirlerimin üzerinden batarak 20 olana kadar ilerliyorum kolumuz için 20 tane trabzanımız ördüm 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ve geriye sarı ayıracımı taktığım yere kadar 5 tane zincirim kaldı tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum 3. gelerek trabzanımızı örüyoruz 2 trabzan 2 zincir tekrar iki tane trabzan 1 ve 2 tığımın başını doluyorum iki tane zincir atlıyorum ve sarı ayıracımın olduğu yere takarak tığımı 10 tane trabzanımı örüyorum 10 tane trabzanımızı birer birer altındaki trabzanların üzerine yerleştirdim sayalım 2 4 6 8 10 10 trabzanımızı ördükten sonra bakınız hemen buradaki iki trabzan 2 zincir 2 trabzanlı yere geldim. Oraya gelmeden önce 10. trabzanın yanına bir tane daha artışımı yapıyorum ve burası 11 oldu. Tığımın başını doluyorum. Buradaki işlemlerden ikincisini yandan şu şekilde girerek kabartarak bir tane trabzan örüyorum. İlkini örmüyorum. Bakınız bir daha yapalım. Alttaki iki trabzanlı bölümün birincisini örmeden ikincisine yandan tığımızın başını dolayarak giriyorum. Ve bir iki örüyorum. Ve iki tane zincir çekmiş olduğum yere de giriyorum. Bir iki. İki trabzanımı yine buraya kuruyorum. Bir iki tane zincir çekiyorum. Zincirden sonra tekrar başını doluyorum. Aynen zincirin içerisine bir tane daha trabzanımı örüyorum zincirin içerisine. Tekrar tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzanı yandan girerek bir tane trabzan örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bakınız burada yine iki trabzan iki zincir iki trabzanlı durumu kurduk. Ama dıştaki trabzanların her ikisini de örmedik. İçtekilerini yandan kabartarak ördük ve ortaya bir trabzan daha ilave ettik dıştakinin yerine. Yani sonuçta yine iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımız burada mevcut durumda. Şimdi tekrar tığımın başını doluyorum. İlk trabzanımı iki tane olarak örüyorum. Bir ve iki. Aynı yere battım. Yani bu artış yerlerimizin sağından ve solundan ördüğümüz ilk trabzanlarımızı, yani buradan gelirken son trabzan ve buradan sola doğru giderken ilk trabzanlarımızı çifter çifter örüyoruz. Ve devam ediyorum diğer trabzanlarımız sonuna kadar birer birer örüyorum. Her birinin üzerine bir tane örelim. birer birer ilerliyorum. Ve diğer 20 tane trabzanımızı ördük. Buradaki artışımızı saymazsak buradaki ile birlikte şu an 21 oldu. Ve en son trabzanımızdayım. Hemen artış yerimizin bu çiftli grubumuzun yanındaki en son trabzanımızı örüyorum. Bir tane trabzan ve Aynı yere ikinci kez örüyorum ve buradan artışımı yapıyorum. Tekrar kolumuzun bu aradaki artış yerimize geldim. Tığımın başını doluyorum. Birinciyi atlıyorum, ikinciyi yandan girerek dışa kabartarak örüyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Zincirimin içerisine bir tane trabzanım örüyorum. İki tane zincir çekip aynı yere bir tane daha trabzanım örüyorum ve sola doğru devam ediyorum arkamıza tığımın başını doluyorum yandan girip kabartarak örüyorum ve arkamızın ilk trabzanını örüyorum bakınız burası çiftlerimizin olduğu grup oraya hiç dokunmuyoruz İki trabzan iki zincir iki trabzanı burada oluşturduktan sonra arkadaki devam eden şu iki zincirden sonra başlayan trabzanımın üzerine geliyorum 1 bir tane daha batıyorum 2 2 trabzanımı örüyorum diğer trabzanlarımı sona doğru birer birer örerek devam ettiriyorum Evet hırkamızın arkasının trabzanlarını da ördüm en son trabzanımın üzerine iki tane daha bakınız bir kendisini bir de artış olanı ördüm ve yine buradaki artış yerine omuzumuzun ayrım yerine geldim Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanı yandan girerek örüyorum. Tekrar başını doluyorum tığımın. Zincirimin içerisine bir trabzan, iki zincir, tekrar bir trabzan, yine ilk trabzanın yandan giriyorum. Ayrım yerindeki ilk trabzanımızın ve bu grubumuzu örüyorum. Ve kolum için olan 20 trabzanımı örmeye başlıyorum. İlkinin üzerine bir tane örüyorum kendi trabzanla ve aynı yere artışımı yapıyorum ve diğerlerine de birer birer örüyorum biterken de yine en son trabzanımın üzerine buradaki gibi tıpkı bakınız hem başlangıçta hem sonda ikişer trabzanımızı örelim diğerini de örüp ikinci sıramızı artışlarımızı bitirmiş olarak görüşelim şöyle bakalım artışlarımızı hemen bu köşemizden yapmaktayız şöyle de bakalım şimdi bu kısmı tamamlayalım birinci sırasında ve 20. sırasında artışımızı yapalım aradaki olan bölümümüzü örüp diğer 10 trabzanımızda örelim Evet trabzanlarımızı birer birer örerek sıramızın başına kadar geldim şimdi en son trabzanımızı sizlerle birlikte yapmak istiyorum zincirimizi çekmiştik bakınız en son zincirimin olduğu yerdeyim tığımın başını doluyorum zincirimin en üst noktasına gelerek batıyorum ve trabzanımı örüyorum 3 tane zincir çekerek 3. sırama başlıyorum zinciri bitirdiğim yönde çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum ve ikinci trabzanımın üzerine batarak birer birer artış noktama kadar ilerliyorum. Trabzanlarımızı birer birer ikili olarak örelim. En son trabzanıma gelene kadar ördüm. Bakınız bir alt noktada iki olarak örmüştüm. İçerisine girdim. Şimdi aynı alt sırada yapmış olduğum gibi en son trabzanımı iki defa örüyorum ve bir tane daha artışımı bu sırada yapıyorum üçüncü sıranın artışını da yaptım 2 4 6 8 10 12 bakınız 10 burada başlamıştık 11 ve burada da 12 tane trabzanımız oldu Eğer daha fazla artış yapmak isterseniz bir tane daha trabzanımızı ilave edebilirsiniz şimdi e, buradaki grubumuzu örmek için tekrar düz yönümüze geldik. Bakınız burası düz yönümüz. Diğeri arka her iki yönde de kullanabilirsiniz ama nasıl isterseniz. Zaten trabzanımız bir yönde düz bir yönde ters devam ettiği için hangi yönü şuradaki aranın duruş hoşunuza giderse o kısmı ön olarak kullanabilirsiniz. Tığımın başını doluyorum. Ortadaki iki tane trabzanımız, iki zincir, iki trabzanımızın üzerinde çalışıyorum. Bir önceki sırada şöyle yandan almıştım. Bu sırada ise arkadan girerek alıyorum ve trabzanımı o şekilde örüyorum. Birini yandan, birini arkadan örerek sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. İki zincirimi çektikten sonra önce bir tane daha trabzanımı örmem gerekiyor zincirimin içerisine. Ve 2 tane zincir tekrar bir trabzanımı örüyorum. Ve tığımın başını dolayarak arkasından giriyorum. Ve trabzanımı bu şekilde örüyorum. Ve ilk trabzanımı şu gruptaki olan ilk trabzanımı 2 tane örerek ilerliyorum. Tabi artış fazla isterseniz 3 tane olarak da örebilirsiniz. Ve bu şekilde diğer trabzanlarımızı da tamamlıyoruz. Evet, şimdi bakalım. Buradaki e, ara ayrımımızı arkadan girerek ördük ve en son, bakınız, buradan gelirken son, buradan sola doğru giderken ilk trabzanımızı çift olarak ördük ve bütün sıramızı bu şekilde tamamlayarak gidelim ve arkadan almayı unutmayalım yeleğimizde artışlarımızı yaparak örmeye devam edelim. Şimdi 1, 2, 3. sırayı ördüm. 4. sıramıza başladım. Bakınız 4. sıramızda tekrar yandan girerek alıyoruz artış yerlerini. Normal yerleri aynen örüyoruz. Artış yerine geldiğimiz son trabzanın üzerine 2 tane trabzan örüyoruz. Bakınız bir altta bir altta. Hepsi ikişer trabzandı. Şimdi bu sırada yandan giriyoruz. Bir yandan, bir arkadan. Yani bir sıra yandan, dördüncü sıramızı yandan gidiyorum. Beşinci sıramızı bu yapmış olduğumuz işlemi arkadan alarak yapıyorum. Bir tane zincirimin içerisine iki zincir tekrar bir trabzan ve yandan girerek örüyorum. Ve hemen başladığım noktaya iki tane trabzanımı örüyorum. Ve devam ediyorum. Daha çok artırmak istersek bir tane daha artış yapabiliriz. Ama yeterlidir. Robamızı bu şekilde örerek bir sıra yandan. Mesela dördüncü sıramızı yandan aldım. Beşinci sıramızı arkadan. Altıncı sıramızı tekrar yandan. Bu yandan arkadan alma işlemini dikkat ederek robamızı tamamlayalım. Hırkamızın robasını ben bu kadar örmek istiyorum. Benim için yeterli. Siz öreceğiniz yaş grubu için daha büyütebilirsiniz ya da daha küçük de bırakabilirsiniz. Şöyle ölçtüğüm zaman 11,5 santim uzunluğunda sırasını saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 sıra trabzanımı ördüm. Bakınız kol için yapmış olduğumuz ayrım yerindeki buradan görüntü bu şekilde Diğer taraftan görüntü dışa dönük. Hangi yönü isterseniz o yönü e, düz olarak kullanabilirsiniz. Çünkü zaten trabzanlarımızda bir sıra ters, bir sıra düz olarak ördük. Nasıl arzu ederseniz o şekilde kullanmanızda herhangi bir sakınca yok tamamen. sevkinize göre örebilirsiniz. Ben yeni sıramıza başladım. Yeni sıramızın önünü örerek geldim ve şimdi tam kol ayrımının olduğu yerdeyim yani artışımın olduğu yerdeyim buradan itibaren kollarımı birleştirip daha sonraki sıramızda modelimizi uygulamaya başlayacağız düz önden örerek geldim ve bir tane trabzan yine bakınız artışımı yaptım bir tane trabzan iki zincirin içerisine gelerek batıyorum ve fazla bir kol altında büyüklük istemediğim için araya ben zincir çekmiyorum. Ceketimin boyutu yeterli. Dilerseniz zincir çekebilirsiniz. Direkt ben geçmeyi tercih ediyorum. Tamın başını dolayarak diğer artış yerine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum. Buradaki trabzanlarımız zincir içine örülen trabzanlar. Bakınız, her ikisi de iki zincirin içerisinde farklı yerlere batarsanız kolumuz hoş durmaz. Şimdi buraya bir trabzanımı ördükten sonra iki tane artış yaptığım noktaya geliyorum. Yine iki tane artışımı yapıyorum ve ilerliyorum. Bakınız iki tane artışımı yaptım. Şimdi ceketimizin arkasını örüyorum. Birer birer diğer kola kadar ilerleyelim. Kolumuzda da en son ilmeğimizi artmıştık. Bakınız arkamızda da artarak başladık ve aradaki düz trabzanlarımızı örerek geliyorum ve burada da artışımı yapıp birleştirmesini tekrar görüşüyoruz. Ceketimin arkasını örerek geldim en son trabzanın üzerindeyim şu an en son trabzanımızı artışımızı yapıyoruz hem kendini örüyorum hem bir tane daha trabzanımı örerek artışımı yapıyorum ve kolumuzun ayrım yerinin iki zincirin ortasına bir tane trabzanımı örüyorum ve büküyorum kolumu tekrar tığımın başını doluyorum İki zincirimin olduğu yere girerek trabzanımı örüyorum ve her iki kolumu da bu şekilde birleştirmiş oluyorum bakınız kollarımız birleştirdik ceketimiz gayet güzel küçük de değil bakınız şöyle gördüğümüz zaman hangi yönü kullanmak isterseniz o yönü kullanabilirsiniz Evet şimdi önlü örerek gelelim öndeki trabzanımızı tabi öne de geçtiğimiz zaman İlk artışımızı mutlaka yapalım unutmayalım. Çünkü artışlarımızı yaparak birleştirme işlemini devam ettik. Artışımı yaptım ve ilerlemekteyim. Ve buradan sonrası ipimin rengini değiştiriyorum. Gövde kısmım için ebru'lu ipimi kullanmaya başlayacağım. Evet, başa kadar devam edelim. Evet, gövdeye başlamak için ipimi bağladım ama öncesinde robamın bir kol altı ölçüsünü vermek istiyorum. Tam 24 buçuk, 25 santim. Bakınız, tam 25 santim Robamızın bir kol altından diğer kol altına ölçüsü. Şimdi ipimizi bağladım. En son trabzanımı yine yeşille örüyorum. Bir, bir defasını yeşille aldım. İkincisini Bağlamış olduğum ve gövdeyi devam ettireceğim ipimle alıyorum. Yeşilimi de buradan sıkıştırıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3. Yeni ipimle örmeye başlıyorum. Aynı yere 3 zincirden sonra bir trabzan ve ikinci trabzanımı örüyorum ve sayıyorum. 1, 2, üçüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve başlıyorum. 3 tane zincir çekme. 1-2-3 Zincir çektiğim yerin Hemen içerisine girip 3 tane trabzanımı örüyorum. İkili trabzan. 2-3 i̇ki, 3 tane trabzanımı ördükten sonra Bakınız önce zincirimi çektim. 3 tane trabzanımı ördüm. Ve tığımın başını dolamadan sayıyorum. 1 2 3.ye gelerek batıyorum çünkü önce batma işlemini yapıyoruz. Batma işleminden sonra 1, 2, 3 tane zincirimizi çekip aynı yere zincirimin olduğu yere 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzanım tamamlandıktan sonra 1, 2, 3.üncü trabzanımın üzerine batıyorum ve örmeye devam ediyorum bakmış olduğum yeri hemen 3 tane zincir 2 3 zincirimin dibine 3 tane trabzanımı yerleştiriyorum 1 2 ve 3 ve ilerliyorum 1 2 3. trabzanıma batıyorum trabzanımın üzerine battıktan sonra 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 aynı yere giriş yapıyorum 1 2 ve 3 1 trabzanımı tamamladıktan sonra bakınız 3 zincirim 3 trabzanım tamamlandıktan sonra ileriye doğru sayıyorum 1 2 atlıyorum Üçüncüye batıyorum ve batmış olduğum yerden 3 tane zincirimi çekiyorum aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum ve 3 trabzanlarımın sayısı tamam olunca 1 2 3 batıyorum ve zincirimi çekiyorum aynı yere 3 trabzan ilavesi 1 2 ve 3 bakınız kol altına geldim kol altının tam Bakın birleştirme noktasına gelerek batalım buraya. İlk başlangıçtan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane üçlü trabzanlı grubumuzu ördük. Tam kol altına battım. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. Kol altına 3 trabzanımı da ilave ediyorum. 1, 2 ve 3. 1 2 3. trabzanıma batıyorum ve bu şekilde sıramızın ucuna kadar örmeye devam ediyorum ceketimizin arkasını örerek geldim bakınız şimdi tam kol altındayım tıpkı sağ taraftaki kol altımıza yaptığımız gibi tam kol altının birleşme noktasına buradaki modelimizi uygulayalım bakınız bir tane trabzan atlamamız gerekiyordu. Fakat modelimizi uyguluyoruz. E, sayıya dikkat etmiyoruz. Modelimiz daha önemli. Hemen buraya da modelimizi kurduktan sonra yine sırayı takip ederek sayılarımızı örmeye devam ediyoruz. 1-2-3 şeklinde yine batıyoruz. Sadece dikkat etmemiz gereken nokta her iki kol altına da modelimizi uygulamamız. Evet şimdi başa kadar örerek devam ediyorum. Battıktan sonra 2 ve 3 zincirimi çekiyorum. Giriyorum. 1, 2 ve 3 tane trabzanımız sayıyoruz. 1, 2, 3. batıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. Başa kadar örelim hırkamızın uç noktaya kadar ördüm 3 tane trabzanımız kaldı şimdi en son noktaya tığımın başını doluyorum en son trabzanımın üzerine geliyorum ve bir tane ikili trabzanımı örüyorum ve bir iki tane zincirimi çekerek örgümün yönünü çeviriyorum bir zincir de burada ilave ediyorum dilerseniz üçünü de diğer tarafta çekebilirsiniz tığımın başını doluyorum bir ve bir daha başını doluyorum. 2 tane trabzanımı ilave ediyorum. Burada iki tane trabzan diğer başlangıçta da iki tane trabzanımızı örmüştük. Zincirimiz ve iki trabzanımız. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanım var. Yandakini şu şekilde gelerek yandan girip kabartıyorum. Bakınız 1, 2, 3 yandan kabarttım. 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra tekrar arkada kalan 3 tane zincirimin içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Şu şekilde bakınız kabartılı bir şekilde ördüm. Tekrar 1, 2, 3. 3. trabzanımı yandan giriyorum. Kabartıyorum batıyorum bakın sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 ve zincirimin içerisine giriyorum 3 Zin, e, tane zincirden sonra bir önceki sıradaki çekmiş olduğum yere giriyorum 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı örüyorum ve ilerliyorum 1 2 3 üçüncü trabzanımı yandan girerek batıp kapatıyorum 3 zincirimi çekiyorum ve diğer alt sıradaki 3 tane zincirin içerisine 3 trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 3 tane de trabzanımı ördüm 3 trabzanım tamamladıktan sonra hemen yandan giriyorum 3. trabzanın yandan 3 tane zincirimi çekip alttaki zincirin içerisine 3 tane trabzanım örüyorum 2 ve 3 şimdi bakalım yapmış olduğumuz işlemimize bakınız gayet güzel bir görüntü aldı 3 tane zincirimizi ördük 2 tane trabzan aynı yere battık ve bir sonraki alttaki ilk trabzanın üçüncüsüne buradan itibaren saydığımızda üçüncüsüne yandan girerek battım 3 tane zincirimi çektim ve alttaki 3 zincirin içerisine 3 tane trabzanımızı ördüm 3 trabzanımızı tamamladıktan sonra alttaki 1 2 3. trabzana yandan girerek battım bu şekilde kabartmış oldum ve 3 tane zincirimi çektim ve devam ettim 3 tane trabzana Evet bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım İkinci sıramızda da tamamladık. Bakın kabartılı bir şekilde modelimizi kurduk. Trabzanlardan oluşan uç noktaya kadar örerek geldim. Uç noktada bir önceki sırada uyguladığımız işlemin aynısını uyguluyoruz. Tığımızın başını dolayarak bir tane trabzanı örüyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 1-2-3 ve geriye çeviriyorum. 2 tane trabzanımı hemen dibine örüyorum. 1 ve 2 2 trabzanımı ördükten sonra 1 2 3 üç, 3. trabzanıma gelerek yine yandan giriyorum bakınız batıyorum 3 tane zincirimi çekip alt sırada örmüş olduğumuz zincirin içerisine 3 tane trabzanımızı ardı ardına örüyorum 2 ve 3 Hemen alt sıradan takip ediyoruz. 1, 2, 3, üç. Üçüncü yandan girip batıyorum ve 3 tane zincirimi çekip hemen alt sıradaki 3 zincirin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. 1, 2, 3 batıyorum. 3 zincirimi çekip Alttaki 3 zincirin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Evet bu şekilde uca kadar örelim. Aynen geçişlerimizi e, zincirimiz ve 2 trabzanımız olarak yapalım ve istediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde örelim. Bakınız gayet güzel Evet ceketimizin modelini sizlerle birlikte koymaya başlamıştık. Bakınız dilediğim e, uzunluk gelene kadar ceketimi bu benekli ipimle ördüm. Yeşil rengimden benekli ipime geçiş yapmıştım. Şimdi e, kolumuzu örmeye başlayalım. Daha sonra bel lastiğini sizlerle birlikte örelim. Ben diğer kolumu çalıştım. Bakınız kolumun ucunu yeşil ipimden lastiğimle tamamladım. Arayı aynı modelimi uyguladım. Şimdi sizlerle birlikte modelimizi uygulamaya başlayalım. Tığıma düğümümü atıyorum. Kolumun altından her zaman olduğu gibi başlıyorum. Kolumuzun altı için artış yapmamıştık. Bakınız şöyle giriyorum iç kısma. 3 tane zincir çekiyorum. Bir bu zincirimizi sayıyorum. 2 ve 3. Arkadan ipimi sıkıştırıp Evet, ipimi sıkıştırdım aynı yere 3 tane daha trabzanımı örüyorum 1 2 3 bir tane 3 e, zincir çektim 3 tane trabzanımı ördüm bakınız 3 zincirim ve 3 trabzanımı ördüm ve şimdi ilerliyorum bakın hemen burada e, kolumuzun artış yerini büyük e, deliğimiz var yanındaki trabzanı sayıyorum bir buraya atlıyorum 2 ve üçüncüye gelerek batıyorum çünkü daha fazla gidersem burada bir bakınız yığılma olacak o yığılmayı önlemek için hemen buradaki 1 2 3'e gidiyorum buradaki iri artış yerinin olduğu yeri geçerek batıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekip hemen dibine 1 2 3 trabzanım örüyorum tıpkı modelimi ilk koymaya başladığım gibi şimdi e, Rubumuzda 3 tane trabzanımızı örmüştük. Bakınız 2 tane trabzanımızı örüp 3.ye batmıştık. 1, 2, 3.ye batmıştık. Şimdi öreceğimiz sırada 4. trabzanımıza batıyoruz kolumuzda. 3 tane yaparsak kolumuz müthiş bol olacak. O yüzden 4 tane 4. trabzanımıza örüyoruz. 3 tane trabzanı atlıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4. trabzanımın üzerine batıyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen 1 2 ve 3. Ve ilerliyorum. 1 2 3 4. tırabzanıma batıyorum ve 1 2 3 zincir. 1 2 ve 3. Tekrar 1 2 3 4. trabzanımı batıyorum ve bu sıramı bu şekilde örerek tamamlıyorum. 2 3 ve 4. Kolumuzun altından modelimizi uygulamaya başlamıştık. 4 tane trabzan, 3 tane trabzan atladık. 4.ye batmıştık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane Kolum için yeni modelimizi koydum. Bakın tam 12 tane. 12. modelimizi uyguladıktan sonra e, ceketimizin önünde önlü arkalı ördüğümüz için herhangi bir problem olmuyordu. Dönerek tekrar geliyorduk. Burada yuvarlak bir örgü öreceğimiz için buradaki dönüşümüz biraz farklı olacak. Şimdi bu dönüşümüzü ve birleştirmemizi birlikte yapalım. 12. Trabzan grubumuzu ördüm. Üçüncü trabzanımı tamamladım. Ve ilk başladığım zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Bakınız üç tane zincir çekmiştik. Zincirimizin bu araya giriyorum. Ve batıyorum. Ve örgümü çeviriyorum. ikinci sırayı örmek için. Örgümü çevirdikten sonra. Bakınız buraya şuradaki zincirime gelmem lazım. Zincirimden öncesi trabzanla zincirimi. Onun için üzerine batıyorum geçiriyorum birinci trabzanımı bakın zincirimin araya battım trabzanıma batıyorum ikinin üzerine battım geçiyorum şimdi üçüncü trabzanı yandan giriyorum ve başlıyorum bir iki üç tane zincirimi çekip arkadaki üç zincirin içerisine trabzanlarım ardı ardına dolduruyorum bir iki ve üç tekrar Yandaki modelin yine aynı Bakınız gövdedeki usule döndük Sadece e, geri dönüş ikinci sıraya başlamamıza dikkat edelim Yani her sıra değişimine Geri kalan işlemlerimiz tamamen aynı Üçüncü trabzanımıza yan olarak giriyorum Zincirlerimi çekip Arkadaki yani alt sıradaki Zincirin içerisine 3 tane Trabzanımı örüyorum 1-2-3 3 üç. Üç trabzanımın Üçüncüsüne Yandan giriyorum 1, 2, 3 ve zincirimin içerisine 1, 2 ve 3. Bu şekilde sıra başına kadar gelelim. Tekrar üçüncü kez geçmeyi birlikte yapalım. Yani üçüncü sıraya geçişi de birlikte çalışalım. İkinci sıramızda da 12 tane trabzanımızı ördük. Bakınız sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12 lütfen burada dikkat edelim farklı yerlere batıp sayımızı ne çoğaltalım ne azaltalım arada böyle bir kontrolümüzü yapalım elimiz alışana kadar 12. trabzanı ördükten sonra bakınız dönüş yerine geldiğimiz yerin belli eden kısım zincirle hemen karşı karşıya kalmaktayız bu 2. ikinci sıramızı tamamladık hemen karşımıza 3 zincir çıkıyor 3 zincirin çıktığı yere geliyorum tığımı girdiriyorum bakınız tığımı batırıyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Aksi istikameti yani ters yöne doğru örmeye başlıyorum. Ve başlıyorum bakınız. 1 2 üç tane trabzan önümde. Hemen trabzanın birincisinin üzerine batarak geçişimi yapıyorum. İkincisinin üzerine batıp geçişimi yapıyorum ve üçüncü trabzanı yandan giriyorum ve örüyorum. 1 2 üç. Üç tane zincirimi çektim. Tığımın başında oluyorum. Alttaki zincirimin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 3 tane trabzanımı ördükten sonra yine hemen önümdeki 3 trabzan 3 zincirli bölümün 3. trabzanına yandan girişimi yapıyorum. 1 2 3 zincirimi çekip alttaki 3 zincirin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 3 tane trabzanımızı ördük şimdi üçüncü trabzanımı ördükten sonra bir sonraki trabzan grubumuza bakıyorum önce trabzanlar sonra zincirimiz gelmekte yandan giriyorum ve 1 2 3 ve zincirin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum ve dönüşe kadar bu şekilde ilerliyorum Üçüncü sıramızı da örerek geldim. Bakınız da örerek devam ettim. En son zincirle karşılaşana kadar devam ediyorum. Bakınız zincirle karşılaştığımız noktada gelerek zincirle trabzanımın arasına batıyorum. Ve örgümün yönünü hemen ters istikamete çeviriyorum. Geriye dönüyorum. Bu tarafa ilerlemiyorum. Hemen 3 tane trabzanın ve ardından çekmiş olduğumuz 3 zinciri görüyoruz. 1. trabzanımız üzerine girerek ilmeğimi geçiriyorum. 2. trabzanın üzerine girip ilmeğimi geçiriyorum. 3. trabzan'a yandan giriyorum. Zincirimi çekiyorum. Ve 3 tane zincirin olduğu yere girerek 1, 2 ve 3 tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde artık örmeye devam ediyorum trabzanlarımdan üçüncüsünün yanına giriyorum 1 2 3 ve zincirin içerisine girerek 3 tane trabzanım örüyorum 1 2 ve 3 ve bu şekilde istediğimiz ölçü olana kadar örüyoruz ben diğer kolumu kaç tane model uygulamışım hemen bakmak istiyorum 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane modelimi uyguladım ve sonunda lastik yaptım. Siz kaç yaş grubu için örecekseniz ona göre kolumuzun çalışması yeterli olana kadar örelim. Lastiğe o şekilde geçelim. Kolumu yeterli uzunluğa kadar ördüm. Şöyle 17 santim. 17 santimden sonra Kolumuzu burada yaptığım gibi lastik olarak örmeye başlayalım. Şimdi alt kısımdan şöyle kol altından ilmeğimizi toparlamaya başlayalım. Giriyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. İleri gidiyorum 1. Tığımın başını doluyorum. Her bir sıraya örmüyoruz. Atlayarak örüyoruz bir trabzan atlıyorum zincirimi atlıyorum diğer trabzanımın olduğu yere geçiyorum yani aralıklarla e, trabzanımızı örelim hepsine batacak olursak çok fazla lastiğimiz olur o da hoş bir görüntü olmaz kolumuzu toparlayamayız hemen şurada kaç tane yaptığımı sayayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 ve 32 bakınız. 32 tane trabzanımızı örelim. Şu şekilde bakın seyrek seyrek toparlayalım. İkinci sırasında görüşelim. Birinci trabzan sıramı tamamladım. İlk başlangıç noktamın üzerine şöyle araya gelerek batıyorum geçişimi yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve alt sıradaki toplamış olduğum böyle seyrek seyrek trabzanlarımızı şimdi e, trabzan görüntüsüne bürüyoruz Bakın bir tane yandan giriyoruz. Diğerine arkadan girelim. Bir diğerine yandan bir yandan bir arkadan istediğimiz ölçü gelene kadar örelim. Arkadan giriyorum yandan arkadan girerek içe doğru gömüyorum sıradaki trabzanımı yandan bir sonrasına arkadan ikinci sıramı bu şekilde tamamlıyorum 5 sıra örerek kolumuzun lastik kısmını tamamladım 5. sıramızı da Aynen bakın örerek geldim. Başlangıç noktamdaki zincirin arasına giriyorum. Çekip bir tane zincirimi çekip ipimi makasımla kesiyorum. Kol lastiklerimizi tamamladıktan sonra şimdi ceketimizin alt kısmının lastiklerini de aynen kolumuzda yaptığımız gibi örmeye başlayalım. Uçtan ilmeğimizi toparlayarak başlayalım. Her bir trabzan aramıza girmiyoruz. O zaman çok fazla bir e, bolluk olur. Toparlama olmaz. E, atlayarak şöyle uygun aralıklarla atlama yaparak ceketimizin alt lastiğini örmeye başlayalım şimdi en uç noktadan zincirimi tığıma bir düğüm attım ve ilk trabzanımın üzerine geliyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve bakınız diğer trabzanımın üzerine batıyorum zincirimin olduğu yere giriyorum ilerliyorum ve bir tane atlıyorum araya geçiyorum tekrar diğer zincir tarafına geçiyorum trabzan arasına geçiyorum yine trabzanımın üzerine batıyorum bakınız zincirlerimin arasına battım ve bu şekilde 3 tane trabzanımız var iki tanesine battık bakınız aralara battım 3 trabzan ikisine batıyorum, üçüncüye batmıyorum. Bir tane daralma işlemine gitmiş oluyoruz. Bir araya diğer zincire 3 trabzanımın ikincisine batıyoruz, birincisine batmıyorum. Ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Birinci sıramızı ördük. bakınız seyrek seyrek ilmeklerimizi aldık. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ilk trabzanımı örmek için tığımın başını doluyorum yandan girerek birinci trabzanımı örüyorum arkadan giriyorum sıradaki trabzanımızı bir yandan ve sıradakini arkadan yandan arkadan tıpkı kollarımızda ördüğümüz gibi 5 sıra olana kadar ee, kabartılı olanları yandan içte çukur kalanları arkadan girerek örüyoruz arkasını çevirdiğimizde bu yönden e, kabartılı olanları yine yandan çukur gibi içte kalanları ise arkadan girerek örüp tamamlayalım 5 sıra olunca belimizin lastiği de tamamlanmış olacak. Evet şimdi birer birer kenarlarımızı yapmaktayız bakın boynumuzu da yaptım. Bir önce tamamen düz trabzanlarımızı aldım. Sonra ikinci sırasında bir ters bir düz bir ters, bir düz yani bir yandan bir arkadan alma şekliyle boynumuzu tamamladım ve üzerine incecik yeşilimizden sık iğnemi gittim bakınız arka görüntüsüste hemen en üst kısmına geçtim. Ta içeriye girmedim bakınız gözlerin içerisine. Sadece üstteki trabzanların arasından düz yönden alarak ördüm ve e, karşı tarafa yani ceketimin sağ tarafına düğmelerimi diktim. Lastik kısmını ayarladım ve düğmelerimi hazırladım. Şimdi diğer tarafı sol tarafı sizlerle birlikte başlamak istiyorum. İlk önce bütün ilmeklerimizden en uç kısmından başlayarak trabzanlarımızı alarak yukarıya doğru çıkıyoruz. Ve sonrasında ikinci kez dönüp üçüncü kez döndükten sonra e, bu tarafında kenar bandını tamamlamış olacağız. Şöyle ben düğüm attım tığımı ve uç noktadan başlamak istiyorum. En uç noktadan trabzanlarımızı ala ala devam edeceğiz. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Batıyorum. Trabzanlarıma ikişer ikişer giriyorum. Sık olan trabzanlarıma ise bir tane trabzan örerek ilerliyorum. Sadece trabzan alıyoruz. Bakın trabzanlarımızı yandan çıkararak ilerlemekteyim. Şimdi gövde kısmına geçelim. Şuradaki ipimi de alttan götürmek istiyorum. Bir ve iki. İlerliyorum. Bir tane daha batmak istiyorum. İki iki. Bir. ve bir trabzan iki diğeri ikişer ikişer alarak sıramızın başına kadar yani boyun kısmının uç noktaya kadar gelelim şu kısma kadar örerek tamamlayalım sıramızın en üst noktaya kadar trabzanlarımızı örerek geldim şimdi üç tane zincirimi çekiyorum bakın en üst noktaya kadar geldim bu gövdemizi ördüğümüz ipimizle olan kısmın en ucuna kadar örerek geldim. 1 2 3 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve başlıyorum lastik olarak örmeye. Tığımın başında oluyorum. Hemen ilk trabzanıma yandan giriyorum ve bir trabzan örüyorum. Bir sonraki trabzanım ardından giriyorum. Yandan ve ardından yandan ardından bir yandan bir ardından alarak bu sıramızı tamamlayalım bir tane daha üçüncü sırayı örerek uç noktamızı bitirelim 3 sıra örelim Evet ceketimizin diğer tarafına da bakınız e, düğmelimizi dikmiştik şimdi ilk yeri açmadık ilik yeri açmamıza gerek yok zaten aralıklarla şöyle geniş geniş aralık olduğu için güzelce bir yerini ayarladıktan sonra daha sonra aynı yerden takabiliriz. Orası hemen belirlilik kazanmakta. Şöyle baktığımız zaman bakınız hemen belirliliği kazanıyor ve hiç rahatsız olmadan aynı yere düğmemizi takabiliyoruz. Evet ceketimizi bu şekilde tamamladık. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlık, sıhhatle kalın. Görüşmek üzere.